Merhabalar, halk Yazısı hakkında son birkaç şey söyleyip konuyu bitirmek istiyorum. İletişimin ilk videoda zeka değil akıl videosunda iletişimin bir içerik ve o içeriği aktarmayı sağlayan bir koddan oluştuğunu, zamanla o içerikle olan temasın koptuğunu, geriye yalnızca kodun kaldığını, bu içeriksiz anlamını yitirmiş maksadını yitirmiş ya da aşmış olan kodun bu kuru haliyle varlığını sürdürdüğünü ve tarihin belli dönemlerinde belli kişilerin kahramanca bir şekilde, felsefi bir şekilde yeniden o içeriye dönüş için özel bir efor sarf etmesi gerektiğini, bundan da bir anlamda kaçış olmadığını zaten söylemiştim. Bu halk bugün sosyal medya sonrasında yaşadıklarımız ki daha önce söylediğim gibi yükselmesi yükselmesiyle eş zamanlı bir tarafı var bunun. Ben bunu hakikat sonrası meridyenine denk geldiğimizden dolayı değil, halkın halk yazısı dediğim olgudan dolayı gerçekleştiğini düşünüyorum. Yani bir paradigma değişikliği yaşıyoruz. Eski paradigma ve yeni paradigma sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte bir fay hattı gerçekleşmiş oluyor. Eski paradigmadan kalanlar yani biz kalıntı organlar halinde eski alışkanlıklarımızı, beklentilerimizi yeni paradigma çerçevesinde de sürdürüyoruz. Bunun örneklerini vermiştim. Ee... Bu video için biraz düşünürken aklıma şöyle bir metafor geldi. Kendim biraz komik bir metafor ama fikir verebilir. Yeni paradigmaya geçildiğinde eski paradigmada yetişmiş olan kişiler yani biz boomerlar biraz şeye benziyoruz biz. Ofsayta düşmüş gibi duruyoruz. Yani çok hızlı tarih çok hızlı çıkan bir defans hattı gibi bizi ofsaytta bırakıyor adeta. Sosyal medyayla birlikte olan da birazcık bu. Bu paradigma değişikliğinin bir örneğini esasında vereceğim bugün ve esasında konuyu kapatacağım. Eklemek istediğim başka bir şey yok bildiğim kadarıyla. Bu paradigma değişiklikleri tabii ilki değil bu tarihte bunun gibi pek çok paradigma değişikliği var. Bu paradigma değişiklikleri farklı coğrafyalarda farklı zamanlamalarla da gerçekleşebilir. Ama bir yandan da koronavirüs bu bağlamı bir dünyayı kasıp kavurmasını ben bir yandan da bu sosyal medyanın yaygınlaşması bağlamında inceliyorum. Yani yeni paradigmada bir olay oluyor. Bakalım yeni paradigmada olaylar nasıl gerçekleşiyor? Biraz bir gözüm bir yandan da onu inceliyorum aslında. Onu gözlemlemeye çalışıyorum. Ve bu e, yani sosyal medyayla birlikte bu e, küresel olay e ilk defa çalışmaya başlayan ve vücudun farklı yerlerinin birbirinden haberdar olabilmesini nasılsa sağlayan bir sinir sisteminin devreye girmesini neredeyse andırıyor. Yani pek çok ülke birbirleriyle çok yakından bağlantı, yani hızlı bir şekilde bağlantı kuruyor ve en önemlisi herkes aynı problem karşısında büyük bir korku içerisinde. Dolayısıyla motivasyon epey ortak. Tabii evet yani sorun da ortak, sorun bir anlamda bir tür kader ortaklığı yaşadığımız düşünülebilir ekonomik eşitsizliklere rağmen. Bu paradigma değişikliğinde ilginç birkaç şey var. Zaten paradigma değişikliğinden önceki kuşağın yani eski paradigma'dan kalanların yeni paradigmaya geçildiğinde... Nasıl bocaladıklarını, eski alışkanlıklarını, sürdürdüklerini bunlardan kopmanın kolay olmadığını zaten söylemiştim. İlginç bir, 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 bir durum daha var paradigma değişikliklerinde. Bir paradigma değişikliği gerçekleştikten sonra artık yeni paradigmaya geçildiğinde yani yeni paradigma yerleşikleştiğinde eski paradigmanın terimleriyle, beklentileriyle, varsayımlarıyla düşünmek çok zorlaşıyor ve esasında o paradigmalar o eski paradigmayla düşünebilmek için demin söylediğim o kodun arkasından içeriği, aracın arkasından amacı yeniden keşfetmek gerekiyor. Başka bir deyişle yeni bir paradigmaya geçildiğinde eski kuşak uzun süre kod eski kodda takılmış oluyor içerik e, yepyeni bir içerik gelmesine rağmen e, tersinden e, yeni paradigma yerleştiğinde de e, yeni paradigmada yetişmiş olan kişiler eski paradigmaya baktıklarında onlar da orada yalnızca kodu görüyorlar. Oradaki içeriği anlayamamaya başlıyorlar. Dolayısıyla bizim eski Yunan'a bakarken zorlanmamızın sebebi bir anlamda bu. E, o yüzden bir efor sarf etmemiz lazım. O zamanın matematiğini, fiziğini, dinini, inançlarını, kadın erkek ilişkilerini, cinselliğini, erkek erkek ilişkilerini, kadın kadın ilişkilerini, çocuk yaşlı ilişkilerini bütün bunları anlayabilmek için yine bizim varsayımları sorgulamamız lazım o içeriğe ulaşabilmek için. Bugün geldiğimiz yer bana birazcık şunu andırıyor. O eski paradigmanın bitmesi ve yeni paradigmanın kendini göstermesi. Esasında bu koronavirüsünden önce de bence bunun bazı işaretleri zaten vardı. Bana şu, bu benim biraz kişisel bir tahminim, kişisel bir gözlemim, bir birkaç aydır üzerinde düşündüğüm bir şey. Özellikle Amerika bağlamında, Amerikan Birleşik Devletleri bağlamında ee, Siniziz mi bitecek gibi geliyor bana Amerika Amerika Birleşik Devletleri ve onun e, kültürüne girdiğinizde filmlerde de bir yere kadar var incelikli formlarıyla e, kılcal damarlar formunda da bazen gözükebiliyor bu ama Amerikalıların gündelik hayatında e, sosyal kodların sosyal ritüellerin içinin boşalmışlığı e, kendini çok kuvvetli gösteriyordu. Bu en basitinden iki Amerikalı karşılaştığın zaman nasılsın sorusuna verdikleri cevap inanılmaz içi boş, içeriğini tamamen kaybetmiş ve iki tarafında o içeriğe artık inanmadığı bir form almıştı. Starbucks'a girersiniz Amerika'da ve günaydın dersiniz tezgahtar çocuğa. Tezgahtar çocuk bir şov yapmaya başlar. Nasılsın, iyi misin, canım benim vesaire gibi. Burada e, olan şey e, bir yapmacıklık kültüründen ziyade, o var tabii ama yapmacıklığı herkes bildiği için e, yapmacık olmayan değerler, yani parodisi yapılan değerlerin esasında var olmadığına ilişkin bir e, zihniyete doğru sürüklüyor bu e, yaygın yapmacıklık. Ve bu sinsizim bu işte, sizin e, samimiyet diye bir şeyin, insanların birbirini sevmesinin, gerçekten bağ kurmasının ee, ...imkanının sanki olmadığı geriye kala kala e, yapmacık bir e, kod, yapmacık bir e, şey kaldığı, e, kuru bir e, form kaldığı e, varsayımına yol açıyor. Uzun lafın kısası e, bana kalırsa e, Greta ve e, Trump'ın karşılaşması esasında çok tarihi bir şey ve e, bir mitomanla bir e, şey karşı karşıya geldi bir Asperger sendromlu birisi karşı karşıya geldi ve tabii ki tarih Asperger sendromlu kızın yanında bu anlamda. Bu mitoman ise bir boomer tabii ki. Asperger sendromlu kişi işte yalan söyleyemeyen bir kişi. Sinisizm yok onda. Amerikalılarda bulunan sinisizm Asperger'le de ...olmuyor. Benzer şekilde de... ...sarkazm. E, Sarkazm ve sinisizm... ...burada neredeyse eş anlamda. İkisi de Amerika... E, ...kültürünün son on yıllarına... ...çok derin damgasını vurmuş... E, ...tavırlar. Bu ortadan... ...kalkacak. Bu değişecek. Zaten değişmek... ...üzere bana kalırsa. Yani şu günler... ...zaten bu sinisizmin... E, ...değiştiğini... E, ...göreceğiz. E, sosyal e, ritüellerin... ...içinin boşalmışlığının... ...arkasından gelen böyle sosyal ritüellerin insanların arasındaki ilişkilerin şiirin aşkın doğanın spiritüelitenin maneviyatın anlamın ne derseniz deyin bunun aslında bir yalan olduğu nitekim bunların parodilerini bizim son derece teatral bir şekilde gerçekleştirdiğimiz varsayımı bence ortadan kalkacak bu anlamda da bu sosyal ritüellerin, sosyal ilişkilerin, etiğin, etikle yeniden bir temas, o etiğin içeriğiyle yeniden bir temas var önümüzde. mi bitecek uzun lafın kısası benim tahminim. bu paradigma değişikliği, yani sosyal medyada karşılaştığımız bu paradigma değişikliği ve bu bir kuşağın off düşmesi vesaire bunun bir benzer bir formundan söz edip lafı bağlayayım. Bu yazının ortaya çıkışı ile karşımıza çıkan paradigma değişikliği. Ben bu fikri Remi Bragg'dan öğrenmiştim. Remi Bragg'ın katılmadığınız çok şeyi olabilir ama dersleri özellikle. Çok kafa açıcı olabiliyordu. Yani bazı fikirleri gerçekten unutulmaz oluyordu. İyi de bir hocaydı, eğlendirici bir hocaydı. Olağanüstü bilgili birisidir ama tabii politik olarak son derece naiftir. O başka bir mesele. Ama Remy Brag'ın anlattığına göre yazıyla birlikte olan şey, yazının icadı denir ya işte. Selçuk Erdem karikatürlerinde karşımıza çıkan, bütün karikatürlerde karşımıza çıkabilen bir klişe bu. Ama onun arkasındaki zihniyet ve ihtiyaç neydi sorusuna Remi bırakın bir derste verdiği cevap şuydu. Sözlü kültür bağlamında sözlü kültür mükemmel bir zihniyettir neredeyse Yani mükemmel bir mekanizma sunar kuşaklar arası ilişkiyi bağlar, herkesin hafızası kuvvetlidir, sözlü olarak aktarılacak olan şeyler bellidir. Bunların işe yaradıkları, büyük ölçüde işe yaradıkları düşünülmektedir. Eğer işe yaramıyorlarsa bunların nasıl modifiye edilebileceği de şey yapılabilir. Zaman içerisinde bu modifikasyon da kendisini gösterir zaten. Bu ...şunu anlatmaya çalışıyorum... ...yazının olmadığı bir ortamda... ...yazının nasıl ortaya çıkabileceğini... ...düşünmek için... ...gerçekten yazıya... ...ihtiyaç olunmayan zamanı... ...hayal etmek lazım. Bu son derece zor işte. Bu eski bir paradigma zaten... ...bize kıyasla. Bunu hayal etmek bile zor ama... ...hikaye şu ki... ...sözlü kültürde olduğunuzu farz edin. Size bir yazı yazdıracak... ...olan ihtiyaç ne olabilir? Anlatılan şu... Önemli şeyler zaten e, kulaktan kulağa anlatılıyor. Kuşaktan kuşağa zaten geçiriliyor. Nedir önemli olan şeyler? Biz nereden geldik? Dünya nasıl bir yer? E, Tanrı e, hakkındaki e, fikirler. E, önemli olan şeylerin zaten aktarımında hiçbir problem yok. Ve yazı e, ihtiyacını esasında doğuran şey e, bunlardan ziyade başka bir şey diyor buradaki anlatı. O da şu. Ben sık kullanılanlar sekmesini eskiden daha çok kullanıyordum. Muhtemelen sizin için de öyleydi. Sık kullanılanlar sekmesini ne zaman kullanırdık? Unutmamamız gereken ama aslında ezbere bilmek istemediğimiz şeyler. Arttıkça sık kullanılanlar, sık kullanılanlar, sık, sık kullanılanlar listesi de uzuyordu. Yani işte vergi e, dairesinin e, şuyun buyun adresini ben ezbere bilmek istemiyorum. Hatta oradaki işte belki e, şifremi ezbere bilmek istemiyorum ama unutursam da olmaz. İşte e, yazı böyle bir ortamda ortaya çıkıyor. Yani hafıza e, hafızada tutmak istenmeyen, hafızada tutuna e, tutulamayacak kadar çok sayıda ve önemsiz şey ortaya çıktığında yani bürokrasi çoğaldığında yazı ortaya çıkıyor bu anlayışa göre başka bir deyişle ilk yazılar en önemli e, bilgilerin aktarıldığı metinler olduğu kadar işte anlaşmalar olabilir başlangıç mitleri olabilir çıkış mitleri olabilir şunlar bunlar ama e, daha ziyade e, bu zaten bu önemli metinlerin bugün bize kalmış olması e, tevekkeli değil çünkü önemli metinler oldukları için eğer yazılacaklarsa onları muhafaza etme, onları muhafaza edeceğinden emin olunan bir maddi dayanak üzerine bu kayıt gerçekleşiyor. Oysa bunlardan ziyade kafa acıcı olan şey yazı hakkında önemsiz olan ama unutulmaması gereken şeyler çoğaldıkça. Yazı ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunların iki e, büyük örneği stok kayıtları bir, iki bununla çok bağlantılı e, vergi kayıtları. Bunlar çoğaldığı zaman kayıt ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve bunları işte sözlü kültür bağlamında e, artık aktaramıyorsunuz. Geçen sene kim ne kadar vergi ödemişti, e, stoklar ne durumdaydı şimdi ne durumda. Bütün bu bürokrasiyi gerçekleştirebilmek için insan e, bir çendik atası geliyor adeta ve o çentiklerle birlikte o kayıt meselesiyle birlikte bu karmaşık bürokrasiler tabii ki ortaya çıkabiliyor. Zaten bu şehirleşmeyle birlikte katiplerin sayısının çoğalması, tapınaklarda katiplerin rolü hakkında epey şey söylenmiştir ama yazının ortaya çıkması ve yazının yarattığı paradigma değişikliğinin arkasındaki esprim meğer buymuş. Ben bu gözle müzeleri falan gezdiğimde ne bileyim British Museum'a gittiğimde e, görebildiğim en eski yazı kayıtlarında gerçekten çok sayıda e, stok kaydı vesaire vardı. E, bu fikirle, bu e, kuram sayesinde e, bana e, manalı gelmişti, anlamlı e, gelmişti ama herhalde e, o zamanda ııı e, büyük bir paradigma kayması yaşanmıştı. Platon'un metinlerinde, Platon'un Faydos diyaloğunda, Sokrates'in ağzından ve 7. mektupta eğer 7. mektubu yazmışsa kendi ağzından anlattığı yazı meselesi de zaten bu bağlamda bu değişikliğin, bu paradigma değişikliğinin yankılarını barındırıyor. Platon'un orada söylediği şey, çok kısaca söylüyorum bu halk yazısı meselesini bitirip artık diğer konulara geçebilmek için Platon'un Sokrates'i Faidirus'ta anlattırdığına bakılacak olursa, yazı hafızaya yardımcı olacak bir e, araç olarak icat edilip kral tarafından esasında hafızayı güçlendirecek değil, hafızayı zayıflatacak bir araç olduğu e, yönünde fikir belirtilen bir e, bir olaymış gibi gözüküyor ama 7 mektupta yazının dezavantajı ya da yazının yazıda dikkat edilmesi hatta tehlikeli olabileceği düşünülebilecek taraf farklı. Sanırım yedinci mektupta bu var. Yazı, yani buradaki fikir, Platon'da bence karşımıza çıkan fikir şu. Yazı, bir konuyu zaten bilen bir kişinin o konuyu hatırlamak için bakabileceği bir kayıt sistemi olarak manalı. Yani bu ne demek? Bundan çıkan, bundan mantıksal olarak çıkmıyor ama bununla ilişkili bir mesele eğer bir konuyu bilmiyorsanız o konu hakkındaki bir yazıyı yazıya kendinizi teslim ederek, kendinizi ona emanet ederek oradaki kod da kendinizi oradaki koda bel bağlayarak o konuya vakıf olabileceğinizi düşünmeniz naifçe. söylenen şey birazcık sanki bu. Yazının gerçek işlevi bilmeyene bildirmek değil bilene hatırlatmak. Burada bitsin bu halk yazısı meselesi.